Arkadaşlar bu zamana kadar biz hep kendi lokalimizde yaptığımız bazı uygulamaları web servisler üzerinden veya işte web URL'leri üzerinden çalıştırdık. Gerek işte bu en ucuz fiyatı bulduran uygulama olsun, gerek işte yaptığımız o IoT uygulaması olsun, sensörden aldığımız veri tabanına kaydetme noktasında kendimiz servis yazdık ve onları kullandık. Ama web servislerin amacı sadece kendi yazdığımız servisleri kullanmak değil, başka başka sizden daha iyi bu işi yapan insanların yaptığı işlemleri hizmet olarak da almak aslında. Bunlardan biri tabii dünya devleri bu konuda yarışıyor. Google, Amazon, IBM, Watson, Microsoft. Bir takım hizmetleri artık parayla satar noktaya gelmişler. İşte Microsoft'un nesi var? Şöyle açayım. Microsoft Cognitive Services. Türkçesi bilişsel hizmetler. Neler yapabiliyor? Sizin örneğin bir uygulamanız var. Uygulamayı siz geliştirdiniz, yaptınız ama bir şey daha entegre etmeniz gerekiyor uygulamaya. Örneğin nasıl diyeyim, bir CRM uygulaması, müşteri ilişkileri uygulaması, her şeyiniz 10 numara çalışıyor. Ama sizden şöyle bir talep istendi. Bu mağazaya giren insan hangi ruh haliyle giriyor? Ben onu da kayıt altına almak istiyorum. Şimdi bu sizin çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey olmayabilir. Teknikleri var, uygulamaları var vesaire ama önemli olan, asıl olan nedir? Şunu istersiniz. Ya ben o kadar uygulama yaptım. Şimdi bunun içinde bir sürü uğraşacağım. Aslında uğraşmana gerek yok. Sen bir tane fotoğraf çek, gönder. Karşı tarafta sana JSON formatında adamın ruh hali dönsün. Kaç yaşında olduğu dönsün, cinsiyeti dönsün. Mesela. Veya bir uygulama yapacaksınız. Yaptınız. Her şey 10 numara çalışıyor. Bir otomasyon uygulaması, bir sürü uğraştınız, PLC'ler, ondan sonra işte IoT cihazları vesaire. Uğraştınız bir sürü ve adam şey dedi, ya bu sistem şey entegre olsun, benim konuşmamla komut alsın. Ben ona kapıyı aç dediğim zaman oraya gidip şifreye girme vesaire bir şey yapmayın. Ben ona kapıyı aç diyeyim. O benim hem kapıyı aç dediğim anlasın hem de diyenin ben olduğumu anlasın ve kapıyı açsın. Bunun için şimdi siz tekrardan işte speech to text, ondan sonra işte speech recognition vesaire bu işlere girmenize gerek yok. Ses aldığınız ses kaydını bir hizmete gönderip bir WAV dosyası olarak, MP3 dosyası olarak neyse karşılığında o sesle alakalı bilgi almak isteyebilirsiniz. İşte bunlar bunu yapıyor. Veya tam tersi sizin elinizde bir takım şeyler var, taranmış dokümanlar var. Ama bunlar resim halinde. Ve siz bunların içerisindeki yazıların içerisinde belli karakterleri arıyorsunuz. Belli bir şey geçiyor mu onu arıyorsunuz. Örneğin benim elimde binlerce fatura var. Binlerce resmi evrak var. Bunların içerisinde bana atıyorum Türk Telekom'dan gelen evrakları aramak istiyorum ben. İçerisinde Türk Telekom logosu olan bir şey aramak istiyorum mesela. Ve bunun için hazır hizmet var. Oturup tekrardan bir şeyleri yazmanıza gerek yok. Bugün konumuz bu aslında. Bir tane basit bir de bir örnek yapacağız inşallah. Şimdi şeye baktığımız zaman Microsoft tarafında neler varmış? Bunun website şeyi daha güzeldi aslında eskiden. Demoları falan bayağı vardı. Şimdi değiştirmişler. Aradığım şeyi bulabilir miyim bilmiyorum. Ürünler diyelim. Yapay zeka makine öğrenimi. Bilişsel hizmetler. Zaten buraya geldi. Bunun içinde neler var? API'ler diyelim. Karar, dil, konuşma, görüntü. Mesela görüntüye geldiğimiz zaman görüntü işleme, özel görüntü işleme, yüz tanıma, form tanıma, mürekkep tanıma, video indexer. Bak. Y es el principal. Ha, bu başarı hikayesi geç. Demoları neredeymiş bunun ya? Eskiden demoları vardı bunun. Mesela resmi çekiyorsun. Bu şey kişi tanıma.
senin tanıttığın şeyler var, insanlar var. Atıyorum buraya girmeye izinli 10 tane adam var. Her geldiğinde bu adam bu mu? Onu karşılaştırıyor mesela. Bak burada şey demiş, confidence 0.94. %95 oranında bu kişi aynısı diyor. Mesela şöyle yapalım. Beni ne kadar tanıyacak ona bakalım. Şöyle benim bir tane Facebook resmime bakalım. Resim adresini kopyala. Evet, bu benim bir resmim. Buraya yazdım. Gönder dedim. Sonra bir tane de Twitter'a bakalım. Neredeyim ben? Buradayım. Bunu nasıl kopyalayacağım? Bunu kopyalayamıyorum. Peki, şöyle yapayım. Farklı kaydettiğim, örneğin burada nere masa üstüne bu şekilde kaydedelim. Buraya da geleyim. İkinci resme de göz at diyeyim. Bu şekilde atalım. İkisi de aynı kişiye ait dedi. %90 oranında aynıymış. Halbuki bakış açısı filan da farklı mesela. Şu ne? Yüz algılama. Mesela deminki resmi bir daha atayım buraya. Pardon. Bak, bana ne diyor? Ha, yüzün yerini çıkarttı buradan. Duygu tanımı, asıl şurası önemli. Bak bana ne demiş? Öfkeli değilsin, küçümseme, iğrenme, mutlu görünüyorsun diyor. %82 oranında mutlusun, %17 oranında da nötrsün diyor. Bak şurada birden fazla resim var. Birden fazla resim için bunu getirmiş. Şurada hepsi mutlu muhtemelen bunların. Şurada şaşıranlar var. Bak ne var? Şaşkınlık %99. İşte üzüntü, iğrenme şeyini mesela yakalamış. Bu şey için çok önemli, duygu analizi için çok önemli. Mesela sizin bir kafeteryanız var, bir lokantanız, restoranınız var. Oradan giren çıkan insanın ne duyguyla girdiği çıktığı sizin için çok önemli. Veya işte bir sinema salonu var. Sinema salonunda filme girip de çıkan insanın girerken ki çıkarken ki ruh hali sizin için çok önemli. Adam korku filmine girip de gülerek gidiyorsa o film işe yaramamış demek. Veya komedi filmine girip de somurtarak gidiyorsa ya kız arkadaşıyla kavga etti film esnasında ya da film hakikaten kötüydü. Şurada vücut ısısından mı? Yani bilmiyorum ne kadar işe yaradığını. Eğer şey olsaydı buralarda biraz daha onları kullanırlardı diye şey yapıyorum. Pek görmüyorum termal kamera. Bir de şeyle de çok alakalı. Yani termal kamera dediğin adamın üstü kalın ince olur. Şapka giyer. Bu da mesela şey, ortam tanıma. Bak, skateboard demiş, kaykay yapıyor burada. %90 oranında bu resimde kaykay var diyor. Ondan sonra işte bak burada footwear, işte çorap, ayakkabı vesaire gibi şeylerin olduğunu gösteriyor. İnsan var burada diyor. Bunun için mesela ne demiş? İşte office supplies bir ofis kağıdı olduğunu söylüyor. Bir fatura, bir şey, irsaliye neyse. Şurada ne var? Google'a geldik. Google'a gelmeden önce şurada mürekkep tanıma vardı.
El yazısı. El yazısını bakın buraya çevirerek atmış. Çinceyi yapmış. Başka ne var? Form tanımı. Şu aralar mesela 1 Ocağı kadar çıkan bir kanun var. Kişisel verileri koruma kanunu. Ve bu kanun çerçevesinde sizin bu kuruma şeyi bildirmeniz gerekiyor. Hangi tür kişisel verileri tuttuğunuzu bildirmeniz gerekiyor. Şimdi yıllarca firmalar bir sürü kişisel veri topluyor. Ya bunun kağıt üzerinde olanı var, Word'de olanı var, veri tabanında olanı var, Excel'de olanı var, PDF'de olanı var, taranmış olanı var. Ve bunu ortaya çıkartmanız lazım bir şekilde. Hadi Word'i, Excel'i vesaireyi yaparsınız ama elinizde yüzlerce, binlerce taranmış evrak var. Bunların içerisinde siz kişisel veri tutup tutmadığınızı bilmiyorsunuz mesela. O zaman işte bu tarz tarama uygulamaları size ilaç gibi gelecek. Yani elinizdeki resmi tekste çevirip içerisinde ne var ne yok bulmanızı. Bu arada webteki görsellerini gösteriyorum ama hani onu dememe gerek var mıydı? Ama yine de söyleyeyim. Bütün bunlar aslında birer API ve kendi yazılımınıza entegre edebiliyorsunuz bunları. Güzel tarafı. Yani sen sadece resmi gönderiyorsun. Karşılığında sana şu formatta şey geliyor. Bilgi geliyor. Bunun içinde bunlar var diye. Bu Microsoft tarafı. Bir de bunun Google tarafı var. Mesela Google'un içerisinde Vision AI diye bir API'si var bunun. Try diyelim. Şuradan bir tane bir şu el yazısını mesela bulalım. El yazısı vardı şurada bir yerde. Bakalım Microsoft'un el yazısını Google iyi tanıyabilecek mi? Peki bunu nasıl alırım? Kopyalattırmıyor da. Gene print screen yapacağız o zaman. Canlı canlı deniyoruz. Ben de ilk defa deniyorum şimdi. Show JSON, Landmark Detection, Face Detection. Bunun üzerinde bak, Logo Detection yok diyor. Şuna bakalım. Text İngilizce olduğunu gördü. Bunlar şeylerin yerleri galiba. Evet. Handwriting, design, handwriting, illustration, parallel, black and white. Neydi bizim resmimiz? Ink Recognizer, Cognitive Service Support, Written Text. Service Support, bak ink'i tanıyamamış. Recognizer, Cognitive Written Text, Simple Shapes, Mixed Content. Bana yaz olarak döndürdü bunu. Bir de şurada başka API'leri de var bunun. Başka products'a gelelim. Mesela speech to text konuştuğunu sese çevirme. Türkçe diyelim. Şurada da mesela denemek için şeyi gönderiyorsun buraya. Ses dosyasını, ses kaydı dosyasını gönderiyorsun. O da karşılığında sana şey döndürüyor. İsterseniz yapalım bir tane. Merhaba, bu bir deneme kaydıdır. Google Speech to Text uygulamasını deniyoruz.
Pardon, kayıt yeni mi başladı? Dur bir daha. Merhaba, bu bir deneme uygulamasıdır. Google'ın Speech to Text uygulamasını deniyoruz. Merhaba, bu bir deneme uygulamasıdır. Google'ın Speech to Text uygulamasını deniyor. Şimdi bu dosyayı alıp şurada deneyelim. Gördünüz mü? Şimdi buraya kadar okey. Şimdi aşağı yukarı bunların ne iş yaptığını gördük. Bir tane örnek yapalım. Visual Studio'da bir örnek yapalım. Bunun için tabii bu ücretli bir hizmet. En nihayetinde. Belli bir şeye kadar, hani öğrenciyseniz vesaire, belli bir denemeye kadar size ücretsiz bu işi yaptırıyor ama sıklıkla bunu bir aplikasyona bağlayacaksanız bunun bir ücreti var. Örneğin Speech to Text'i bilmiyorum ama şey tarafında bu karakter tanıma tarafında 1000 sayfalık resmin OCR'sinin bedeli ne kadardır sizce? 10 lira. Dolar cinsinden düşünelim. 1000 tane resim var. 10 dolar mı? O zaman. 1 dolar. Başka? 1 dolara yapar mısınız 1000 tane resim? 100 dolar. O da çok olur. Yaklaştı aslında 1,5 dolar. 1000 tanesi 1,5 dolar. Eğer sizin tarattığınız resim 5 milyondan fazlaysa fiyatlar yarı yarıya da iniyor. Birim fiyatlar. Şey tarafını bilmiyorum. Hani fiyatlandırma ile alakalı şurada zaten var bir şeyler. Ha, fiyat listesi demiş. O kadar çok şeyi var ki. Bir de bunun text to speech'i var. Konuştuğunu şeye çevirme. Yani uygulamana sen mesela bir akıllı Siri gibi bir asistan koymak istiyorsun. Adamı yönlendirecek bir şey düşün. Havaalanında falan var ya. Oradaki metni ona okumasını istiyorsun mesela. Onun içinde speech to text. O da tam tersi. Bak ne kadarmış? 15 saniyesi 0,006 dolar. O zaman ne yapar? 6 dolara gitmek için 1500, 15.000 saniye mi yapar? Bölü 60 dediğinde bu kadar dakika, bölü 60 dediğinde bu kadar saat. 4,1 saatlik konuşmanın çevrilmesi 15 dolarmış. Nasıl? Çok? Pahalı mı? Yani yapacağın işle alakalı bence. Sen burada mesela bir bu speech to text, yani kaç saat dedik buna? 4,1 saat. Yani ortalama bir komut zaten hani 3-5 saniye falan bir şeydir. 3 saniye olsa 20 tane komut eder dakikada. Saatte 1200 komut eder. 4 saatte de işte yaklaşık 4800, 5000 komut falan eder. 5000 komut için fena rakam değil bence. Efendim? YouTube'da otomatik altyazı. Bunu kullanıyor. Bu da tam tersi. Bu da text to speech. Bunun denemesine bakalım. Bir de bunun şey var. Çeviri var. Translate. Ben onu kullanmıştım mesela. Bir eğitimim için bir database bulmuştum Kaggle'dan. Dünyada uluslararası yapılan son 45 yılda yapılan terör saldırılarının FBI database. 170 bin satır içinde şey vardı, veri vardı. Hepsinin lokasyon bilgisiyle birlikte.
İşte hangi örgüt yapmış bunu, nerede gerçekleşmiş, işte şeylerle Google Maps'teki koordinatlarıyla birlikte ve olayın içeriğini anlatıyor. İşte atıyorum Türkiye'de PKK bir saldırı yaptı, işte şu jandarma karakoluna saldırdı, işte bombalı saldırıydı, şu kadar kişi öldü falan gibi şeyleri var. Ama bunlar İngilizce. Benim üzerinde çalıştığım projede de bunu Türkçeleştirmek gerekiyordu. Tüm database'i Google Translate'i kullanarak, geri tarafta API'ye bağlayarak Türkçeleştirmiştim. Ve hatta bulabilirsem şöyle fotoğrafını göstereyim. Şuradaki gördüğünüz database aslında Kaggle'daki bir database. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın yanlış hatırlamıyorsam bir şeyi, database'i. Dünyadaki 1950'li yıllardan bu zamana kadar yapılan tüm terör saldırılarını içeriyor. İngilizce bir database'di. Google'ın Translate API'sini kullanarak tamamını Türkçe'ye çevirdim. Birkaç gün sürüyor tabii çevirmesi çünkü her seferinde internet üzerinden çalışan bir şey. Ve bu şekilde elimde belki de hani devlet yetkililerinde bile olmayan bir Türkçe bir database var şu anda. Format olarak sanırım şeydi, CSV formatındaydı indirirken. Ben onu SQL'e aktardım. SQL'e aktardıktan sonra da kendi yazdığım uygulamayla şey yaptım, çevirdim. Şimdi gelelim biz konumuza. Google'da bunları kullanırken nasıl yapıyoruz? Burada bana bir konsol şeyi var. Konsola git diyor. Bütün buradan API'lerimi vesairemi buradan seçiyorum. Ben bak burada 2-3 tane şey oluşturmuşum. Proje oluşturmuşum. Ve şu an şey ücretlendirme 0 dolar. Çünkü 1000 kullanıma kadar ücretsiz oluyor genelde. 1000 kullanımdan sonra onlar artıyor. Bu arada kredi kartınız olmadan buraya free de şey yapamıyorsunuz. Hani Netflix gibi. Ücretsiz bile olsa ilk şeyde kredi kartı numarası vermeniz lazım. Şöyle proje ayarlarını faturalandırmayı ay sonunda mı tarafından çekiyor? Örnek veriyorum mesela beni açtınız. Ay sonunda mı bekliyor? Şey kota koyabiliyorsun mesela. İşte diyorsun ki 10 dolardan sonra dur. Bana haber ver falan diyebiliyorsun. Onun dışında şey faturalandırma şeyden sonra bir ay diyebiliyorum. Yani illa ay sonu ay başı diye bir şey yok diyebiliyorum. Şeye sen kaydı yaptırdın. İşte bir ay sonra. Yok. Kullandıktan sonra öyle. Sürprizler gelebilir. O yüzden şey ben öyle bir sürpriz yaşadım bir kere. Sonrasında konuştuk Google yetkilileriyle. Şey yaptılar. Durumu anladılar. İptal ettiler ödemeyi. Evet evet. Yaklaşık 2500 dolarlık bir fatura geldi bana. Ondan sonra ben şeyi aşmışım. Kendi kotamı bayağı bir aşmışım. Ondan sonra işte konuştum adamlarla yazıştık falan. Sağ olsunlar şey yaptılar, iptal ettiler. Anlık olarak göremiyorsun ziyade ben aslında öyle şimdi bir de bunun şeyine alışabilsem daha iyi olacaktı ama API'ler ve hizmetler. Evet. Şimdi bak mesela ben şu iki API'yi kullanıyormuşum. Google Vision API 39 tane request atmışım. Cloud Speech to Text API 2 tane request atmışım buna. Şunları vesaire de kullanabilirsin. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu API'leri kullanabilmek için sana kimlik bilgileri vermesi gerekiyor uygulamanda kullanabilmen için. Bunlar iki türlü. Ya böyle API anahtarları var. Onun bir kullanım şekli var.
Ben daha çok şeyi kullanıyorum şu OAuth 2.0 istemci kullanıyorum. Onu mu kullanıyorum? Dur bakayım. Evet. Bu da bana bir tane şey veriyor. JSON dosyası veriyor. Şöyle bir dosya. Ama bu değildi. Bir saniye. Bu diğer kullanım için. Şuradan arkadaşlar kimlik bilgisi oluştur diyoruz. Hizmet hesabı anahtarı. Burada ne formatında istiyorsun diyor. JSON istiyorum mesela. Hangi hesap için? Örneğin şuradaki benim oluşturduğum iki tane proje var onun için. Oluştur diyorsun. Sana bir tane dosya indiriyor. Bu dosyayı kendi projene entegre ediyorsun. Şimdi sıfırdan proje yazmayacağım. Bir tane örnek bir proje vardı. Şurada ilk önce sesi kaydediyorum. Burada en audio diye bir tane şey var. Nugget var. Onu kurmanız gerekiyor. Şuradan göstereyim. Ben de kurulu zaten. Bunu install etmeniz gerekiyor. Bir tane de Google Cloud.speech. Bunu install etmeniz gerekiyor. Bu kodun örneğini ben kodu sizinle paylaşırım. Benim yazdığım bir kod değil zaten. Ben de internetten bulduğum bir şey. Hafif modifiye ettim. Şurada sesi kaydet kısmında şu en audio şeyini kullanıyor. Klasını kullanıyor. nAudio.wave.wave'in device count küçüktür 1 ise no mikrofon. İşte mikrofon yok diyor. Wave'in nokta start recording. Ve kaydetmeyi başlatıyor. Şurada kaydettiği dosyayı çaldırıyor. Deneyelim isterseniz bir tane. Şimdi ekran kaydı da yapıyorum. Çakışır mı bilmiyorum aynı mikrofonla. Bir deneyelim. Merhaba. Merhaba dostum, Bu nasılsın? yok şeyi çalıyor. Bir önceki kaydı çalıyor. Merhabayı kaydedemedi. Şunu açayım bir saniye. Şunu silelim. Merhaba. Evet, mikrofonu şey kullandığı için yapamıyor sanırım.